Kardeşim, ben çok susadım, ben çok açım. Aa, bana yiyecek verseniz. Su verin bana, boğazım kurudu. Su verin bana, susadım. Yiyecek verin bana, su istiyorum. Bir tane ver. Acıktım. Yardım edin bana. Kardeşim, hiç yakıştıramadım sana. Çok susadım. Kardeşim, bu seni yiyeceğim, bu da senin içeceğin. Kardeşim, Rabbim de diyor ki, açlara yardım edin, yoksullara yardım edin. Amin. Dayanamıyorum. Sağ yok kokuya. Sağ da çok kötü. Gerçekten. Siz de dayanamıyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuz kardeşlerim. Rabbim bizi öğretiyor. Yargılayamaz. O hepimizi seviyor. Ama sen nasıl onlar yanında durun dayanamıyorum. Kokuya bir olsun hayatta dinler. Evet onlar çok pis koku gitsin. Ve hayırlar bekle tamam yıkarsınlar. Ve onlar da tamam istersen siz bir anlat. Varsa benim hayatımda birisinin patiği vardır, birisinin burası yok. Rabbim diyor, Berkut Zakir kitapta. Ama insanlar arasında ayrım yaparsanız güneş işlemiş olur. Tamam, hadi ekliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Biraz sesle çocuklar. Yapmayın bir dakika. Bizim abi unutmayın. Mandolunuzu her tarafa göstermemiz lazım. Çünkü bizler ışık ve tuzuz. Kardeşimin hastalığına bak. Soruyorum. Yapsın fethetlesin adım. Beni giydirin. Soruyorum. Ya deli misin ya, git başımdan be. Bizim kardeşimiz ona bul kendine bir yerden. Soruyorum. Ya diyelim Melih. Bu seviyorum seni. Mesih seviyor. Unutmayın ki Mesih dünyaya geldiğinde bize demişti. Eğer sizde iki tane varsa diğerini kardeşinize verin. Mesih seni seviyor. Çok güzel bir şey var. Bak seni. Ya sen benim için de. Unutmayın biz hepimiz kardeşiz. Yapmayın böyle. İmanlıyız. Yoksullara yardım etmemiz lazım. Rabbim sözü böyle söylüyor bize. İyi, iyi, çok imanlıyım. Afedir artık. Biraz kim dedikodu yapın ya. Gider abi. Zaman. Ben kiliseye duydum. Kim kerem? Kız kardeş hastalarmış. Gidelim dolaşalım onu. Dani body. Ne dolaşması? Ben istemeyim dolaşalım. Benim işlerim var. Ben düğüne bakacağım. Ben daha kasabaya gideceğim. Eğleneceğim. Sen git dolaş. Ben bizi büyüler öğretmeyelim. Gidelim dolaşalım. O belki bir şeyden ihtiyacı var. Bana ihtiyacı varsa gitmeyeceğim. Dolacağım. Tamam sen gitme ben gideceğim. Şükürüm, şükür kardeş, nasılsın duydum ki hastalanmışım? Şükür artık kardeşim, hastayım. Virüsa tutuldum galiba, kefsizim o yüzden de toplantıya gelemedik. Hiç can sıkma, sen var değil, manet ol seni gösterelim. Amin. Dua ederim senin için. Olur kardeşim. Yüce Rab, şu an dua ediyorum bir kere, kız kardeş. Ya Rab, sana güç, kuvvet ve şifa ver. Amin. Görüşürüz. Teşekkür ederim. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri de soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere şöyle seslenecektir. Sizlere babamın kutsadıkları, gelin
sizler için hazırlanmış olan dünya kurulduğundan beri göksel egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım. Bana yiyecek verdiniz. Ya Rabbim seni ne zaman... Susamıştım. Bana içecek verdiniz. Çıplaktım. Beni giydirdiniz. Hastaydım. Ziyaretime geldiniz. Ya Rabbim seni ne zaman aç gördüm de böyle. Ya Rabbim seni nerede çıplak gördüm de giydirdim. Ya Rabbim seni nerede yabancı gördüm de seni. Ya Rabbim seni ne zaman hasta gördüm de seni ilgilenirim. Sizlere doğrusunu söyleyeyim. Ben basit. Kardeşlerinden biri için yapmış olduğunuz, benim için yapmış oldunuz. Ey lanetler, çekilin önümden. İblis ve melekleri için hazırlanmış olduğu sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım. Bana yiyecek vermediniz. Susamıştım. Bana su vermediniz. Hastaydım. Benimle ilgilenmediniz. Ya Rabbim seni ne zaman acıkıyordun? Ya Rabbi biz seni ne zaman yabancı gördük de kabul etmedik. Ya Rabbi biz seni ne zaman çıplak gördük de giydirmedik. Ya Rabbi biz seni ne zaman hasta gördük ve ilgilenmedik. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit. Kardeşlerinden biri için yapmamış olduğunuzu benim için de yapmamış oldunuz. Böylece kötüler cehenneme, doğrular ise benim yanıma sonsuz yaşama buyursunlar. Amin. Evet kardeşler. Harika bir tiyatro. Yapacağım dostum gençler için. Ve burada görüyoruz ki bir gün İsa Mesih gelecektir. Ve her bir kişiye, her bir imanlıya sorgu soracaktır. Her bir kişiye, her bir kişi onun önüne çıkıp hesap verecektir. Bunun için aç olan kişileri doyurmalıyız. Susuz olan kişilere su vermeliyiz. Hasta olanlara dolaşmalıyız. Çıplak olanları giydirmeliyiz. Zindanda olanlara dolaşmalıyız kardeşlerim. Evet. İhtiyacı olanlara yardım etmeliyiz. Ve insanlar arasında ayrım yapmamalıyız. Türk, Çingene, Bulgar, Germak hiçbir zaman ayrımcılık yapmamalıyız. Çünkü İsa Mesih bizden bunu istemiyor. Bunun için eğer Rabbin sağ tarafında olmak istiyorsanız, onunla beraber sonsuza dek yaşamak isterseniz, o zaman Tanrı'nın, Rab İsa Mesih'in isteğini yapalım. Çünkü o geliyor kardeşlerim. Rabbimize hamdolsun. Rab sizi bereketlesin. Amin. 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 Evet. Şimdi küçük çocukları davet edebiliriz gelsinler. Evet. Aralım.